Tekrar merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne demiştik? Kredisi 2 olan dersleri varsa o dersleri not kayıtlarını silen SQL cümlesine yazın demiştik. Şimdi bunun yedeğini almamız gerekiyor dedik. Çünkü veriler silinecek. Yedeği şöyle alıyoruz. Kodsal olarak task. Buradan general script kısmına girdik. İleri. Yine ileri. Burada gelişmiş ayarlardan hem veriyi hem şemayı almak istiyorum. İçindeki veriler de lazım çünkü bana. Şuradan masa üstüne dosyamın ismi okul son yedek olarak kaydet diyorum. İleri. Ve son. Evet. Script dosyam hazırlanmış oluyor. Finish dediğimde dosyam hazır. Masa üstünde. O da şöyle arkadaşlar. Masa üstünde açtığınızda şöyle bir kod. Veri tabanı oluşturuyor. Kodlar oluşturuyor. Bunu bir kere çalıştırdığınızda bütün veriler otomatikman sisteminize ekleniyor. Evet. Şimdi işlemimizi gerçekleştirebiliriz. Kredisi 2 olan dersleri silmeden önce o derslerin notlarını silmemiz lazım. Demek ki bizim önce ne yapmamız lazım? Kredisi 2 olan derslerin ID'sini almamız lazım. Sonra öğrenci ders tablosunda kredisi 2 olan derslerin ID'sini aldıktan sonra burada 4 ve 9 burada o ID'deki dersleri silmemiz lazım. Bakın, select from öğrenci ders tablosunda verileri sileceğiz. Şartımız neydi? Kredisi 2 olan dersler. Şimdi kredisi 2 olan dersleri select from dersler tablosunda kredi 2 olan dersleri şöyle yapabilir miyiz? Ders ID. Sonra da kredisini yazsın. Şuradan kaynaklanan bir hata. Ders ID kredi dersler tablosundan istenensin. Şartım kredi eşittir 2. Hangileriymiş bunlar? 4 ve 9. Şuraya kaldırıyorum. Öğrenci ders tablosundan verileri sil. Eğer öğrenci ders tablosundan hangi verileri sileceğiz? Ders ID'si kredisi 2 olan dersler. Ders ID'si eşittir ya da eşittir olmaz in dedikten sonra şunu ekliyorum. Bakın çalıştırdığımızda 6 satır etkilendi diyecek. Kredisi 2 olan dersler hangileriydi? 4 ve kredisi 2 olan dersler 4 ve 9 numaralı derslerdi. 1, 2 tane 4 var. 3, 4 var. 9 var. Şuralarda çok bir şey yok. Toplam kaç tane varmış demek ki? Yani şu anda şurada 47 kayıt var. Bakın güncellediğinizde 41 kayıt kaldı. 6 kayıt silinmiş oldu. Kredisi 2 olan dersleri sildiğimize göre artık kredisi 2 olan dersleri notlarını sildiğimize göre artık dersleri de silebiliriz. Delete from dersler eğer kredi eşittir 2. Bakın dersler tablosunda da o dersleri silmek istiyorum. Şu anda burada kredisi 2 olan bir
Bu vardı. Bir de bu vardı. Şu iki dersi on ders öğretmen. Bakın hatayı aldık. Neden? Çünkü iki numaralı dersi silemezsiniz diyor. İki numaralı dersi veren öğretmen de var diyor. Öğretmen ders tablosunu açtığınızda şu öğretmen 3 numaralı öğretmen 2 numaralı dersi veriyor. 7 numaralı öğretmen de 9 numaralı dersi veriyor. Şimdi siz 2 numaralı dersi silerseniz bu öğretmenin girdiği ders hangisi bilinemeyecek. O yüzden önce burayı da silmemiz lazım. Yani şu sorgunun aynısını alıp öğrenci ders öğretmen dersi de uyarlamamız lazım. Öğretmen ders tablosundaki ders ID'si buna eşit olan dersleri de sil dememiz lazım. İki satır etkilendi. Şu zaten şu ikisini silmek istiyorduk. Bakın güncellediğinizde ders ID'si 4 ve 9 olan dersler silindi. Şimdi nihayet olarak ne yapıyoruz? Kredisi 2 olan dersleri sil dediğimizde kredisi 2 olan 2 tane dersimiz vardı. Bu 2 dersi de silmiş olduk. Artık kredisi 2 olan dersimiz kalmadı. Dikkat ederseniz kredisi 2 olan dersi sil deyip direkt silemiyoruz. Önce öğrenci ders tablosundan kredisi 2 olan derslerden herhangi birine not girilmiş mi girilmemiş mi? Girilmişse onları silmemiz lazım. Sonra öğretmen ders tablosundan kredisi 2 olan dersleri veren öğretmen var mı yok mu ona bakıp o kayıtları silmemiz lazım. O kayıtları sildikten sonra en son kredisi 2 olan dersleri silebiliyoruz. Aksi halde bu dersleri silemeyiz. Bu şekilde yapmamız gerekiyor. Şimdi bakın öğrenci tablosundaki tüm kayıtları silmek istiyorum. Silebilir miyim? Silemem. Neden? Çünkü öğrenci tablosundaki öğrenciyi silerseniz notlar tablosunda not verdiğiniz öğrencinin şurada bu satır anlamsız olur. Çünkü 3 numaralı öğrenci yok. Olmayan bir öğrencinin 1 numaralı dersine 4 notunu veremezsiniz. Bunu engellemek için öğrenciyi silemezsiniz. Database diyagram konusunda şu diyagramı çizdiğimizde hatırlayın. Ne dedik? Dedik ki bu diyagram bağlantılarından sonra veri bütünlüğü sağlanmış olur. Yani kafanıza göre siz öğrenci nereye bağımlı? Bakın öğrenci hem bölüme bağlı. Bölüm bağlantısı çok önemli değil. Şu foreign key burasıyken çok önemli değil ama primary key olarak öğrenci derse bağlıysa, şu anahtar işareti varsa siz önce öğrenci dersi silmeniz lazım. Sonra burayı silmeniz lazım. Bakın dersleri silemezsiniz. Neden? Çünkü az önceki örnekte gördüğümüz gibi anahtar işaretlerine bakın. Eğer dersleri silmek istiyorsanız önce öğrenci dersi ve öğretmen dersi silmeniz lazım. İlçeleri silemezsiniz. Eğer o ilçelerde doğan öğrenci varsa o zaman o öğrencinin doğduğu yer boşta kalacak. Silemezsiniz. Bunun gibi öğretmeni silemezsiniz çünkü öğretmen ders veriyor. Bölümü silemezsiniz çünkü öğretmenlerin ve öğrencilerin bölümleri var. O bilgiler ulaşılamaz. İlleri silemezsiniz çünkü öğretmen ve öğrencilerin doğum yerleri bu iller. Bu kayıtları göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Eğer bunları göz önünde bulundurmazsanız veri tabanınızda da şu şekilde birbirleriyle ilişkili bir diyagram yoksa, bir bağlantı yoksa, foreign key, primary key bağlantıları yoksa o zaman veri tabanınız başarılı bir veri tabanı değil. Hatta uygun bir veri tabanı değil diyebiliriz. O yüzden boşta tablo kalmayacak şekilde veri tabanınızı birbirleriyle etkileşimle, birbirleriyle bağlantılı oluşturmanız gerektiğini ilk derslerden beri söylüyorum. Bakın bu tabloya göre zaten yedeğini aldığımız için siliyoruz. Artık
içeriye. Bu tabloya göre ben öğrenci tablosunu silemem çünkü şurada anahtar işaretiyle buraya bağlı. İlçeler tablosunu silemem çünkü anahtar işaretine baktığımda öğrenciye bağlı. Ders tablosunu silemem çünkü öğretmen ders ve öğrenci dersi silmem lazım. Burada öğrenci dersi silebilirim çünkü herhangi bir primary key bağlantısı yok. Yani bakın geldim. Soruma. Öğrenci ders tablosunu tamamen silmek istiyorum. Öğrenci ders tablosunu bir açalım. Şu veriler vardı. Ben bu öğrenci ders tablosunu tamamen sil dediğimde 41 satır etkilendi. Bakın. Veri kalmadı. Bu tablo tamam. Sırada bu tabloyu sildiğime göre bu tabloyla bağlantılı olan öğrencileri artık silebilirim. Öğrencileri sildikten sonra ilçeleri de silebilirim. Bakın şöyle. Öğrenci tablosunu sil. Daha doğrusu ilçeleri sil dediğimizde hata versin. İlçeleri sil dediğimizde bakın hata verir. Çünkü öğrenci tablosuna bağlı bu. Şurada uyarıyor. Biz öğrencileri silebiliriz. Çünkü artık öğrencilerin bağlı olduğu bir yer yok. Notlarını sildik çünkü. 25 satır silindi. Öğrenci tablosu. Şurada var mıydı? Açalım. Öğrenci tablosu gitti. Şimdi ilçeleri silebiliriz artık. Bütün ilçeleri 800 tane ilçe vardı. 911 tane ilçe silindi. O kadar satır etiklendiğine göre. İlçeler de gitti. Öğrenci de sildik. Öğrenci dersi de sildik. Bakın dersleri halen silemiyoruz çünkü öğretmen dersi silmemiz lazım. Öğretmen dersi de sildim. 10 satır etkilendi. Bu da gitti. Primary key ile bağlı olan iki tabloyu sildikten sonra dersler tablosu da silebilirim. Ders tablosunda da 11 ders silmiş olduk. Bakın güncellediğimizde bu da gitti. Diyagrama bakalım. Dersler de gitti. Geriye ne kaldı? Bölüm. Bölüm nereye bağlıydı? Öğrenciye ve şöyle kaydırayım. Öğrenciye ve öğretmene bağlı bölüm. Bölümü şu anda silemeyiz. Öğretmen primary key ile öğretmen derse bağlı. İller öğrenci ve öğretmene bağlı. Yani illeri şu anda silemeyiz. Sileceğimiz tablo öğretmen. Sırayla gidiyoruz. Yani. Bu ikisini silemeyiz. Çünkü primary key ile bu öğretmene bağlı. Bu da öğretmene bağlı. Öğretmen, öğretmen derse bağlı. O zaman ben öğretmen dersi önce silmem lazım. Delete from öğretmen ders. Pardon, öğretmen dersi silmişiz burada. Öğretmen sileceğiz. Öğretmen de silindi. Öğretmen de silindikten sonra bölüm ve iller kaldı. Delete from bölümle 6 tane bölümü ve delete from iller ile 6 tane kaç tane il 81 tane miydi? Evet, o iller de silmiş olduk, iller de silmiş olduk. Diyagramda şu iki tabloyu da silmiş oldum. İçeriği şimdi şu anda bütün tabloların içeriği nasıl? Boş. Burada önemli olan neydi? Önce primary key'in bağlı olduğu foreign key'leri silmemiz gerekiyor. Aksi takdirde hata verecektir sistemimiz.
Evet, silme işlemi böyle artık istediğiniz tabloya bakarsanız içeriğini boş göreceksiniz. Peki nasıl yapacaktık bunu? Sildik ama sonra yine kullanacaktık. Şöyle arkadaşlar, okul tablosunu siliyorum. Okulu silebilmem için şurada Master'ı seçili olsun. Sonra okulu sileyim. Şimdi çalışıyor olduğumuz için muhtemelen burada bizi biraz oyalayacak. İşlem gerçekleştiriliyor diyor şu anda. Evet, üzerinde çalıştığımız için silmedi. Ama aslında sildi. Biz bunu en iyi şöyle yapabiliriz. Kapatırız. Sonra tekrar SQL'i açarız. Veri tabanları içerisinde bakın. Okul yok. Aldığımız okul yedek dosyasını şuraya sürükleyip bıraktığımızda bakın. Ya da çift tıkıp açıp